Evet, amatörfutbol.net sitesinin bu haftaki ikinci konuğu Güzelce Spor Kulüp Başkanı Temel Canbaz. Süper Amatör Küme ikinci grupta bu hafta oynadıkları Anadolu Hisarı maçında 3-0'dan 3-3'e gelen maçın yorumunu yapacak bize. Kendisine öncelikle bu ilginç maçın kritiğini alıyoruz kendisinden. Şimdi tabii çok ilginç bir maç oldu. 60 dakikada 3-0 galibiz, 90-63'te 3-3. Hayatımda böyle bir maç izlemedim. Seyredenler büyük zevk aldı ama ben bir kulüp yöneticisi olarak tabii üzgünüm bu sonuçtan dolayı. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki bu maç sonrası teknik kadro ile ilgili herhangi bir yaptırımınız olacak mı, yoksa aynı şekilde şu anda grup ikincisi olarak yolunuza devam edecek misiniz? Teknik kadro öyle sezon başında kendime güvenimi ben arkalarında her türlü sonuçta yanlarında olacağım. Bu takım küme düşse de dahi sezon sonuna kadar bu ekipte devam edeceğimizi kendilerine biz yönetim olarak bildirdik. Bu sonuçta teknik heyet konusu gündeme dahi gelmedi. Evet Sayın Tamer Canbaz, bu hafta da rakibiniz Okspor ilk yarıda da son dakikalarda bazı tatsız olaylar yaşandı. Fakat tabii bunu camialara mal etmek doğru değil. Ferdi olaylardan kaynaklandı. Siz ilk yarıda çıkan bu ufak tartışmaların ikinci maça yansıyacağını düşünüyor musunuz? Ben kesinlikle düşünmüyorum. Onların teknik direktörü zaten Ayhan kardeşimiz. Benim yıllardan beri spordan gelen bir dostluğumuz var. Onunla geçen gün de görüştüm. Hiçbir olay olmayacağını, her şey kendilerinin sorumluluğu altında centilmen bir maç olacağını, biz de o şekilde, o düşünceyle oraya gidiyoruz. Hak eden, iyi çalışan, hak eden kazansın diyorum. Evet, bir de daha önce amatörfutbol.net sitemizde yayınlanan röportajınız Türkiye genelinde oldukça geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle tesisleşme ile ilgili herkes bu konuda sizi takdir etti. Bu konuda kameralarımıza neler söyleyeceksiniz? Bu konunun orada da belirttiğim gibi sonuna kadar takipçi olacağız. Güzelce ve Kumburgaz'a bir tesis kazanmak için var gücümüzce tüm imkanları seferber etmek için biz hazırız. En kısa zamanda bitirmek istiyoruz.